Ağzına yüreğine sağlık. Ay, teşekkür güzel ediyorum. Güzel şarkıları yazanların yüreğine, gönlüne sağlık. Evet. Ve çok sesli, çok sanatçı dostlarımız, abilerimiz, ablalarımız tarafından seslendirilmiş bir şarkı. Ama çocukluğumdan beri. Söylemek benim her zaman bir Müslüm Gürses hayranlığım, bir Ferdi Tayfur hayranlığım. Aslında o dört büyüklerin bir hayranlığım hepimizin, var. Hepimizin. Ferdi Baba'dan da ben her zaman Hatıran Yeter'i severdim. Kısmet olur mu bir gün okumak dedim. Nasıl Müslüm Gürses'te Bir Bile Bilsene okumak nasip evet, oldu. Ne güzel. Ferdi Baba'nın da bu şarkısı da. Çok güzel yorumladın. Güzel gönlüne sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu arada programınız hayırlı olsun. Sağ ol. Ayıyla bayıyla yüzüyoruz. Ne güzel. Çünkü televizyonlarda izleyecek bir şey dizilerin haricinde bir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmadı. İnsanların morale ihtiyacı var. Gerçekten İnsanların öyle. Neşeye ihtiyacı var. Polat Yağcı ve Kanal D ailesini kutluyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok güzelmiş ya. Çok güzel şarkı. Çok gerçekten. Çok teşekkür ederim. Böyle hiç başınızı alıp kaçtığınız oluyor mu? Benim oluyor. Senin olmaz mı? Ben böyle dedim ama seni gördüm. Ah be Harim, ne güzel şarkı. O efkarlandıktan sonra ben de bir tane slow şarkı söylemek isterim. Ay ne güzel olur. Şarkıyı Hakan. 1999 yılında yapmıştım. İlk çıkan albümün ismiydi zaten. Öyle mi? Evet, askerliğim döneminde yazdığım bir şarkı bu benim. Askerlikte yazdın. Askerlikte. O kadar biliyorum ki detayları. Askerliğin 17. gününde. İlk defa telefon sırası telefon gelmişti. Telefon kulübesinin başında telefon mı? Telefon sırası doğru mı oluyordu? Ben Etimesgut'ta yaptım Ankara'da. Evet. 30 bin kişi vardı. Tabii aa, acemilere askerlikte sen bilmezsin. Biz de. Ama ne güzel dinliyorum askerlik anaları neler varmış. Şöyle bir durum vardır. Hani poğaça çay sırası en geç sana gelir. Telefon açmaya gidersin ailenle görüşmeye. İnanılmaz bir kuyruk vardır. O kuyrukta sıra sana gelene kadar içtima arkadaşlar derler. Telefon etmeden dönersin, içtimaya gidersin. İlk defa 17. gün geldi bana telefon sırası. O sıralar sevdalı olduğumu düşündüğüm, önce tabii ki annem babam kız kardeşim aradım, onlara iyi olduğumu söyledim falan. Sonra baktım kulübenin arkasında fazla asker sayısı yok, evet. Benim hep tertiplerim falan. Bir telefon hakkım daha var, o sıralar sevdalı olduğumu düşündüğüm. Ah canım. Kız arkadaşımı cep telefonunu aradım. Merhaba, nasılsın dedim. Bana şöyle bir cevap verdi. Şu an müsait değilim, beni sonra arar mısın dedi. İnanmıyorum. Ve ben telefonu gerçekten kapattım ve şu şarkıyı yazdım. Size söylemek istiyorum bu gece. Söyle. Senden, gönlünüze sağlık. Biliyorsun her hafta benim standart isteğim oluyor senden. Ne demek? Biliyorsun. Yani her hafta bir şarkı tutuyorum vallahi Sibel'den. Ne tuttun bu hafta bu acaba? Bu haftaki şarkıyı söyleyeyim mi? Ferdi Baba'nın şarkısı. İçim yanar. Yanıyor mu? Yanıyor. Yapma ya. Yok yok, ne yazdın şarkının ismi? Yanıyor. Şarkıdan dolayı. Söndürdüm, yanıyor da içim söndürdüm artık. Bunda ben bir yalan, böyle bir minik, böyle bir tatlı bir yalan hissediyorum ama hala bir yangın var içinde onun. Bu şarkıyı durup dururken yok, neden istesin bir insan? O bana takılıyor diye. Bak şimdi, ama sen de şarkıyı seçmişsin yani. Değil mi? İçim yanar yanar. Severim ben bu ama şarkıyı. Bu şarkı var ya, bizim hayatımızın şarkısıdır. Neden diye soracak olursanız. Yıllar önce bir Avrupa turnesi yaptık. Ferdi abi nasıldı değil mi? Hepimizi ağlattı bu şarkıyı. Hiç daha önce öyle dinlememiştim ben. Yani zaten dolmuşuz Ferdi abi de söyleyince biz bütün arkadaşlarımla beraber bir ağladık. Bir an önce İstanbul'a gitmek istiyor, ülkemize dönmek istiyorduk. Şimdi o şarkıyı söyleyeceğim. Ferdi Baba da özellikle başta da söyledim ya, repertuarı hazırladı bana bu akşam. Bu şarkıyı o da istedi. Şimdi hem onun için hem ekranları başında bizleri izleyen bütün herkes için gelsin ve senin için içim yanar yanar diye. Tuğçe'cim ne bu heyecan, ne bu heyecan. Babamın benim, ne kadar ne güzel. Çok heyecanlı. Hayır şimdi babamın şarkıları da olunca böyle çok daha çok heyecanlanıyorum. Tabii ben onu söyleyecektim. Babanın şarkılarını söylemek canım benim. Çok nasıl zor. Bir duygu bu? Ha? Biz söylerken heyecanlanıyoruz. Heyecanlanıyoruz. Hayır bir de sizler de yani tatlarsınız böyle. Ne demek istedim. Hoş geldin Tuğçe'cim. Çok güzel söyledin. Gerçekten çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hakan abi seni seviyorum biraz. Ben de seni canım. 13 yaşından beri sürekli. Tabii tabii. Beni sevmiyor musun? Seni çok seviyorum. Seni idol olarak görüyorum. Gördüğün gibi. Tuğçe, Sibel, Tuğçe 13-14 yaşlarında falan evet. Ben Tarabya'da çalışıyordum. Daha bayağı evet. 20 yıl falan. 88'liyim lütfen. 88'li bu arada lütfen. Evet. Annesiyle çok değerli, kıymetli. Annesiyle beraber gelirlerdi. Okuldan arkadaşları da gelirlerdi Tarabya'da evet. Çalışırken evet. Ben. Hiç her hafta sonu orada. Hiç aynen her hafta sonu gelirlerdi. Hiç unutmam bir gün Ferdi abi girdi çalıştığında. Ne oluyor diye. Tuğçe orada, anne orada.
Ferdi Tayfun içeri girdi. Ben sahnedeyim, böyle ayakları titremeye başladı, tamam. Masasına doğru gidiyor ama ben ne şarkıya konsantre olabilirim. Sadece Ferdi abi nereye gidiyor diye geldi, oturdu. Sahneye de çıkmıştı hatta. Sahneye babacığım sizin yolunuzdan gidiyoruz dedik. Yani benim. Biz hepiniz kendinize güzel bir yol çizin ve kendi yolunuzdan gidin demişti bana. Hiç unutmuyorum evet, akşam. Unutulmaz. Ellerinden öpüyoruz. Şu anda herkes alkışlıyor. Ekranları başındaki bütün herkes alkışlıyor. Vallahi VTR'yi izlerken aklıma geldi. 90'lı yıllarda o zaman konservatuara yeni evet. yazılmıştık. O seneler beraberdik İTÜ'de. Babam bizi alıp hep Gülhane Parkı'na götürürdü. Orada da o dönemin ünlü sanatçılarının, en ünlü sanatçılarının konserleri olurdu. Hangi yıl diye dedim. VTR'de gördüm 93'müş. Yani 90'lı yılların başında diye. O 93 yılında gerçekten 200 bin kişi Gülhane Parkı'nda. Ne demek ya 200 bin kişi? Ya. Böyle bir şey olamaz. Yani bence üstüne ya, yok şu anda yanlış milyonlarca 200 bin kişi ne demek? 200 bin kişi yani miting alanı gibi gördünüz. Yani, Çeşme filmi 12 milyon 12 kişi milyon. İzlemiş. Şu ya. Anda öyle bir rekor bilinen yok. Bilinen 12 kimse milyon bu arada. Ve ben şey aynen. duymuştum. Türkiye'de en çok hayran kitlesine sahip olan sanatçımız. Ferdi Tayfun. Ferdi Tayfun. Bu programla gerçekten. İlgili özel yoğun istek bize aldık çok, biz. Evet, çok neden istedim. Ferdi Tayfur gecesi yapılmıyor, ona saygı olmaz olur mu? Sırasıyla yapıldı ve şeref verdi bu gece bize Ferdi Tayfur. Kendisi şarkılarıyla biz onur duyuyoruz onun güzel şarkılarını seslendirmekten. Ağzına sağlık Sibel'cim. Teşekkür ederim. Yandı çok vallahi ederim. İşimiz İçinizi nasıl işte yaktın mı? Çok işte okudum vallahi. Ay çok sevdiğim bir şarkıdır bu. Çok sevdiğim bir şarkıdır. Gerçekten çok güzel söyledin. Sana bakarken aklıma hep siz benimle uğraşıyorsunuz ya ben de sizinle biraz şimdi. Uğraşacağım. Nasıl bak şimdi? Durup sana dururken. Bakarken sana bakarken zaten sanatın hiç tartışılmaz, yorumun hiç tartışılmaz. Teşekkür ederim. Çok iyi bir annesin. Evlatlarınla tanıştım. Engincan'la tanıştım. Evet. Emir'le tanıştım. Evet. Melisa'yla tanışamadım ama evet. ikisi de pırlanta gibi maşallah. Hepsi öyledir çocuklarım. Sen onların arkadaşı gibi duyuyorsun. Zaten öyle oldu. O kadar genç yaşta ben anne oldum ki bütün herkes de bunu çok iyi bildiği için. Yani onlarla beraber büyüdük. Zaten arkadaşız. Gözlerinin önünde büyüdük. Onlar da ben beraber de. Büyüdünüz. Beraber büyüdük. Onlar senin için hala çok kıymetli. Hala benim için hala çocuklar. Ben başka bir yere geleceğim. Aman öyle. Allah'ım sakın da bana öyle bir şey söylemeyin. Şimdi Allah tabii ki her anneye babaya evlatlarının mürüvvetini evet, gösterdi. İnşallah. Nasip etsin inşallah. İnşallah. Bütün şimdi anneler. Engincan ya da Emir evlendi. Sen oldun kayınvalide. Sibelcan nasıl bir kayınvalidedir acaba çok merak ediyorum. Ha? Vallahi ona Engincan'a eli maşalı mıdır? Hayır şimdi ne sormak lazım hayır, bence? Hayır şimdi mesela eli maşalı gibi mi yürüdüm ben? Yok ama böyle bir ürktüm ben mesela. Hayır canım bak ne kadar güzel yürüdüm. Yani böyle bir kayınvalide olur. Ne olabilir? Oluyor zaten. Çok yok yok gerçekten. Öncelikle Allah herkesin evladını hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Her anne her baba bunu öncelikle düşünür. Kesinlikle. Onun dışında daha çok küçükler. Hiç şu anda öyle bir şey konuşmayalım. Çocuklarım daha küçük. Annem de bana hep küçüksün daha erken dedi 49 oldu. Yapma onu ya. Al işte. Bak. Yok kısmet işleri Allah hayırlı insanlar çıkarsın. Ama herkesin bak bu karşısına. Programla birlikte senin hayatına biz yepyeni bir sayfa açıyoruz. Tertemiz şu anda. Evet sayfanın adı Şarkılar Bizi Söyler. Şahane ben çok mutluyum şu an. Şarkılar, aşkınız zaten çok şarkılar güzel bizi söyler. Şarkılar seni bizi söyleyecek. Söyleyecek o şarkılar.